Merhabalar. Bugün 24 Şubat 2024 Kadıköy Düşünce Platformu'nun 1457. toplantısına hoş geldiniz. Kadıköy Düşünce Platformu kendini bütünsel bilimin araştırma merkezi olarak tanımlıyor ve çalışmalarını insan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için bütünsel bilim şiarıyla 30 yıldır sürdürüyor. Toplantımız 1457. uzaktan ise 191. toplantı olacak. Bugünkü toplantımızın konusu uzay, zaman ve bilgi. Açılış sunumunu kurucumuz Mustafa Özcan hocamız gerçekleştirecek. Akabinde forum şeklinde devam edecek. Ben şimdi sözü Mustafa Bey'e devrediyorum. Mustafa Bey buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün sayımız az herhalde bol miktarda güneş var dışarıda. Türkiye'nin her yerinde onun için dışarıda vakit geçirmek isteyen arkadaşlarımızın belli miktarda sayısı oluyor. Vallahi herhalde bir iki kişi daha girebilir ama şu anda 8 arkadaşla toplantıyı açmış oluyoruz. Evet uzay, zaman ve bilgi. Gerçekliğin yapısı olan yaklaşık olarak da işte söylersek 8. toplantısı olarak son toplantısı mahiyetiyle ilgili bunu bugün ben aktaracağım. Konu tabii çok esnek bir konu. Bilgi kavramı şeklindeki bir başlıkla gerçekliğin yapısı olan o şemamızda duruyor gibi bu başlık. Ama ben ona uzay zamanı da ekleyip bilgiyi de daha farklı bir şekilde ifade edeyim istedim. Bu ne demektir daha farklı bir şekilde? Gerçekliğin yapısı anlatılırken bilgi aslında ifade edilmek istenen şey bir bakıma bir çözümdür. Problemin çözümü de neydi? İki alanın neydi o? Mikro dünyaya makro dünyanın birleştirilmesi sırasında ortaya çıkan problemleri giderecek çözümler anlamında bir bilgiyi ele alıyor. Bir de gerçekliğin yapısındaki bilgi faslı veyahut da bilgi bölümü. Ama ben oranın çok fazla içeriğine bakınca çok fazla bir şey ifade etmediğini, sadece işte iki alan, ki o alanlar neydi? Mikrokozmos'ta standart model ve işte kuantum teorisi, öbür tarafta da genel görelilik teorisi ve de işte özel görelilik teorisi şeyi birleştirmek üzere yapılmış bir çalışmaydı. O çalışmada bilgiyle bir çözüm yaratılabilir mi? Onun cevabını bulmaya çalışıyor orada yazılanlar. Ama baktım o yazılanlar okuyacaksınız bitiyor. Onun için bilgiyi daha geniş bilinen anlamda nasıl bir bilinen anlamda bilgi denilince genel olarak herkesin aklına gelen tarzda bir bilgiyi ele alarak bu toplantıyı yapalım istedim. O nedenle içeriğini kısaca aktarayım size. Sever bir uzay zamanı anlatacağım tabii basit olarak ne de olsa. Uzay zamanı ne olduğunu sadece onun anlatıp geçeceğim. Ama bilgi nedir derken onun bir tanımını yapmaya çalışacağım. Yapılanışını aktaracağım. Nasıl yapılanıyor bilgi kendi içinde. Türleri nelerdir onu aktaracağım. Tarihsel gelişimi nasıldır onu aktaracağım. Bir de bilginin döngüselliği şeklinde özgün bir yaklaşımı aktaracağım. Ama bir de spekülasyon yapmak istiyorum. Zamanımız kalırsa onu söyleyeceğim. Bu bilgiye dair bir spekülasyon. Bu şu anlama geliyor. Kendi kafama göre bilginin ileride nasıl bir boyut kazanması gerekir ki şu anki gerçekliğin yapısı konusundaki problemleri aşacak bir bilgi çerçevesi sunayım diye düşünerekten bunu hazırladım. Peki. Evet. Şimdi uzay zaman nedir sorusunu cevaplamak üzere konuyu oraya yöneleyim. Uzay zaman tabii sağduyusal olarak başlıyor. Nasıl sağduyusal olarak başlıyor? Uzayı insanoğlu
daha herhalde belli bir bilinç seviyesine ulaştıktan sonraki benim düşünceme göre bu konuda düşünmeye başlamamız 40 bin, 30 bin, 40 bin yıl önceye kadar gidebilir. Sağduyusal olarak uzay ve zamanı kendi içimizde tarifleme üzere veya tanımlamak üzere bir şeyler olmamızın zamanını ifade etmeye çalışıyoruz. Bu neden böyledir? Çünkü bakıyoruz güneşin durumunu bir gün olarak sanki güneş bizim etrafımızda dönüyormuş gibi bir algıyla bir gün olarak tanımlamış olan bir insanoğlu var. Daha sonra mevsimleri tanımlamış olan insanoğlu var. Bunlar ta 30 bin yıl öncesinden geldiğine göre en azından uzay ve zamanı biz 30 bin yıldır bir şekilde algılamaya, onu bir şekilde tanımlamaya, onu bir şekilde analiz etmeye kendi kafamızda düşünüyoruz. Uzay nedir? Üçlü bir boyutu olan bir hacim gibi düşünmek mümkün. O hacim içerisinde işte, cismi olan, kesameti olan şeyler olur. Ta ki nerededir? Mesela beş tane cisim tanımlaması gibi böyle ta şeyden gelen Eflatun'dan, Platon'dan gelen Platon'un beş tane cismi var. Bunları tanımlayabiliyorlar. Uzayın içerisinde bir parça ve de başka eşsiz beş tane geometrisi olan cisim tanımlamış oluyor. O da öyle bir şekilde bir uzayı tanımlamış oluyor. Başka kim tanımladı? Bu üç boyuta bir de dördüncü boyutumuz olarak zamanı ekleyip uzay zaman boyutu tanımını yapan da Einstein oldu. Newton'un uzay zamanı klasik uzay zamanı düşünmek lazım. Yani insanoğlu tarihin derinliklerinden beri nasıl tanımlıyorsa o şekilde bir klasik tanım üzerinden uzayı ele aldı, uzay zaman kavramını. Ama onu tabii ki farklı bir şekilde fiziğin formülasyonu için gerekli olan bir ortam olarak kullandı. Ama Einstein de ne yaptı uzay zamanda? Uzayın içerisine bir kozmolojik sabite koydu. Sonra çıkardı vesaire. Yani o da uzay zamanı tam kafasında takdir edebilmiş değil ama şeyden farklı olarak bizim kuvvetini uzay zamanın bütünlesine intikal etti. Yani uzayda fiziki bir kuvvetten ziyade uzay zaman dokusundaki eğimliliğin, çökmenin gerçek anlamda hareketi yaptıran güç veyahut da yaptıran etken olduğu şeklinde çok farklı bir boyut getirdi bize ve böylece uzay zaman kavramını birleştirmiş oldu. Bu Newton'da birleşik bir uzay zaman kavramı yok. Uzay zamanı bir boşluk gibi ele alıp o boşlukta fiziğin kuvvetinin, çekme kuvvetlerinin tanımı var sadece. Çekiyor diye düşünüyor. Halbuki Einstein bunu böyle yapmadı ve böylece genel görelilik kuramı adı altında matematiksel bağlantılandırılmış bir hal olarak tanımladı uzay zaman. Evet, yaklaşık olarak böyle bir uzay zaman tarifi var. Şimdi uzay zamanı neyle birleştirmeye çalışıyor fizikçiler? Belki diyorlar uzay zaman dediğimiz şey doğrudan doğruya bizim karanlık enerji ve maddenin bir arada olma şeklidir diye tanım yapmaya çalışıyorlar ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bunlar hep daha şu anda karanlıkta olan şeyler. Karanlık madde ve karanlık enerji gerçekten çok az üzerinde spekülasyon yapılması bile çok az. Ve gerçekten fizikçiler etrafı boş buldukları zaman acayip bir şekilde spekülasyon yapabiliyorlar. Onu gördüm. Tutursuzca da yapıyorlar. Onu da aktarmış olayım. Benim gözlemim. Ama bu konuda karanlık madde konusunda bir durgunlaşma var, bir şey var, tren var. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ama uzay zamanına hem veya uzay zaman içinde için uzay zaman ne olduğuyla ilişkili en önemli elimizdeki bir bilgi kaynağı işte karanlık enerji ve karanlık madde. Orada bir çözüm olursa uzay zaman ne olduğunu biz de daha yakından öğrenmiş olacağız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi uzay zaman kısmını bir tarafa bırakıyorum. Zamanla ilgili bazı sözleri de aktarayım. Biliyorsunuz
hem fizikteki en temel zaman kavramı entropi ile oluyor. Entropi zamanın okudur deniyor. Bana sorarsanız entropi gerçekten zamanın oku oluyor ama makro dünyayla ilişkili belli bir boyut sonrasında. Mikro dünyada ise entropiyi tanımlamak biraz zor. Yani kuantum atom altı parçacıklarda entropinin gerçek anlamda bir tanımı yok. Orada da bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Yani kuantum mekaniğin içerisine entropiyi sokamazsanız o kadar şeyi tutup kolay olsun diye E eşittir mc kareyi sokuyorsunuz da kuantum mekaniğin içerisine şeyi sokamıyorsunuz entropiyi. Bu mesela bir soru işareti. Nasıl yapıyorlar? Niye yapamıyorlar? Demek ki farklı bir yaklaşımla konuyu ele almış oluyorlar ki o sıralarda ikisi bir arada gelişmekte olduğu için midir? Onu da bilemem. Biri 1915'te ortaya atıldı. Diğeri de 1925'te. Hatta 15'ten 12-13'ten itibaren geliştirmeye başlandı. Biri daha kolaydı tabii. Makrokozmos olan özel ve genel görelilik. Ama mikrokozmosu anlamak çok daha zordu. İkisini birleştirmeye kalkınca genellikle hep relativite, genel relativitenin yanlış olduğu şeklinde bir yaklaşımla olaya bakıyorlar. Bu ne kadar doğru o da ayrı bir şey yani. Ondan ben çok emin değilim. Şimdi de makrosu yanlış da mikrosu doğruymuş. O konuda evet diyemeyeceğim bunu. Evet arkadaşlar, şimdi bilgi kısmında bazı tanımlar yapıp bir de bazı sözler bilgiyle ilgili aktarmak istiyorum. Bunların başında da tabii ilkin bilgi güçtür diye bir genel söz vardır biliyorsunuz. Bu daha Bacon'dan itibaren vardır. Ama ona fizikten aktarılabilecek bir sosyal bir kavram olarak ifade edilmiş bir şey. Ama bilgi entropidir dersek böylece fizik negentropidir pardon. Bilgi negentropidir dersek bir fizik tanımı yapmış oluruz. Bilgi zamanın somutlaşmış halidir dersek o da çok ayrı bir tanım olmuş oluyor. Bilgi zamanın somutlaşmış halidir. Bu hem şeyi negentropiyi bir araya almış oluyor. Çünkü negentropi veyahut da zamanın oku olarak şeyi aldığımız zaman entropiyi aldığımız zaman onu negatif hale getirirsek bilgi olmuş oluyor. Böylece zaman böyle ilerlerken arkasında bıraktığı şeyler onun posası da bilgi olmuş oluyor. Onun için ben de zamanın somutlaşmış hali diye bir tanım yaptım. Onu da buraya koydum. Ama genelde klasik olarak bilgi nasıl tanımlanıyor diye baktığımız zaman özne nesne ilişkisi olarak tanımlanıyor biliyorsunuz. Özne ile nesne bir bilinç durumunda bir araya geldiklerinde özne dediğimiz insan aklı ve insanın kendisi. Nesne ise onun çevresindeki her tür şey hatta kendisi bile bir bakıma kendi hem nesne hem özne olabilecek bir yaklaşımla konuya bakabilir. Yani ben beynimi düşündüğüm zaman kendimin veya taşımın düşündüğüm zaman böylece onu nesneleştirmiş kendim de özne olarak bunu değerlendiriyor oluyorum ve orada da bir bilinç durumuyla nesnenin öznedeki temsilcisi olarak bir bilgiyi yaratıyor. Evet, öznenin temsilcisi. Ama bu tabii psikolojik veya psikolojik veya da ne diyelim ruh bilimsel bir yaklaşımla veyahut da daha felsefi bir yaklaşımla ifade edilmiş bir şey. Bunun biraz daha farklı bir ifade edilişinde felsefede daha böyle derin bilimsel vesaire boyutuyla ele almış şeklinde Edmund Gettier biliyorsunuz tanımlamıştı bilgiyi. Ateşen bu konuyu çok iyi bilir. İşte orada ne demişti? Çok kısa olan bir makalesinden, bir sayfalık bir makalede gerekçelendirilmiş doğru inanca bilgi demiş. Gibisinden böyle bir tanımlı yaptı ki burada her şey var. Üçlü bir ilkeyle. Yani bir doğru bir inancınız olacak. O konuda iddia edeceksiniz.
gerekçelendireceksiniz, belge toplayacaksınız, bak böyledir falan diyeceksiniz. Belgelerle veya da bu mantık süreci içerisinde. Ve de sonunda üçüncüsü olarak da işte o doğrulamış ve gerekçelendirmiş oluyorsunuz. Kendi inancınızı belli bir nesneyle ilgili temsil edilmiş olan bilginizi böylece somut bilgiye veya sistemik bilgiye erişmiş olursunuz der Getty. Evet. Edmund Getty. Başka ne anlatabilirim arkadaşlar? Tabii ki dedim, daha önce de söyledim. Bilginin bir de tabii ki tanımının öteki biraz daha ötesinde yapılanışı var. Nasıl yapılanıyor? Şimdi bilgiye geçtiğimiz zaman tabii ki zeka da işin içerisinde. Evet, doğuştan itibaren herhalde insan belli bir zekaya sahip. Kaçınılmaz bir şey. Bilgisi çok az olmakla birlikte bir zekaya sahip. Ama doğduktan sonra göbek falan kesildikten sonra ondan sonra yavaş yavaş bir yaşantı başlıyor. İlk yaşantısı insan nefes almaktır. Ağlayaraktan nefes alıyor. O zaman şeyi anlıyor. Yani ben nefes almam lazım. Hava diye bir şey var. İnsanın ana rahminde herhalde havadan haberi yok. İlk nefeste de havadan haberi olmuş oluyoruz. Böylece hava denilen bir şey bilgisi edinmiş oluyor. Daha yeni doğmuş olan o anda bir bebek. Bunlar tabii artıyor zamanla arkadaş. Nereye kadar artıyor bu? Evet, şu anda bizim bildiğimiz artık üzerine 70-80 yıl konulmuş bilgi sahibi kişilere dönüşmüş oluyoruz zaman içerisinde. Nasıl dönüşmüş oluyoruz da ona da baktığımız zaman. Arkadaşlar aklımızı kullanıyoruz. Duyularımızı kullanıyoruz. Sezgilerimizi kullanıyoruz. Dediğim gibi inançlarımızı kullanıyoruz. Akılla gerekçelendiriyoruz inancımızı. Duyularla aldığımız bir şey ki bunu nesneden almış oluyoruz. Bir kafamızda bir temsili var. Bazen sezgimizi bile katıyoruz buna. Bazen de çıkarım da yapıyoruz ve böylece geçimimiz için bazı konularda üstüne koyabileceğimiz bazı duygusal durumlarımız için, onların çözümleri için, bazı tutkularımız için bilgiler oluşturuyoruz. Sonra bu nasıl yapılanıyor? Sonra bu bilgiler çok genel olarak kategorileştirilebilir. Onları da aktarmış olayım. Felsefi bilgi kategorisi denilen bir bilgi kategorisi var. Ama ondan önce insanda hangi bilgi kategorisi var? Sağduyusal bilgi var. Sağduyusal bilgi tarihin derinliklerinden beri geliyor. Ondan sonra felsefi bilgi kategorisine geçtik. Sağduyusal bilgi günlük bilgi. Oradan aldığımız şeyleri kendi kafamızda değerlendiriyoruz. Dediğim gibi işte bunu nasıl değerlendiriyoruz bunu? Aklımızla, duyularımızdaki kesinlikle, sezgilerimizle, üzerine inanç katmamızla, çıkarım yapmamızla bunları bu şekilde değerlendiriyoruz. Ve de yavaş yavaş oradan bir tarihsellik içerisinde bir felsefi bilgiyle yaratabiliyoruz. Felsefi bilgi ontolojik yani doğrudan fizik dünyadaki elimizde tutulur konular hakkındaki bilgi şekli. Bir de epistemolojik diye diyeceğimiz iki temel bilgi biçimi var. Ondan sonra onun türevleri olan diğer bilgi biçimleri ortaya çıkıyor tabii. Ama sonunda felsefi bilgiden bir zaman sonra bilimsel bilgi denilen onun içerisinde küçük küçük bilgi olmasına rağmen binlerce yıl yaklaşık olarak Rönesans'la birlikte bilimsel bilgi dediğimiz bilim dallarının içerisinde bir yönteme dayalı. Felsefeden farklı olarak sorgulamaya değil, bir yönteme dayalı olan bilgi tipine geçmiş oluyoruz ki burada bilgi diyoruz. Bunun içine sistematik bilgi deriz genelde. Bu sistematik bilgilerin kökenleri dediğimiz gibi işte genel kültürel bilgi dediğimiz o bilginin kökeninde sağduyu bilgisi diyoruz buna. Günlük yaşantıların sonuçları var. Onların zihnimizdeki temsilleri var. Bilimsel bilgi dediğimizin kökeninde tabii ki bilimsel metodolojik yaklaşımlar var ve onların sonuçları var. Felsefi bildiğimizde de sorgulama var. O sorgulamayı neyle en çok yapıyoruz? Akıl ve mantıkla, rasyonel zihinle yapıyoruz. Böylece de oradan hareketle giderek
doğrudan doğruya bilimsel bilgiye varan bir dönem yaşıyoruz. Şimdi daha az sorguluyoruz, daha fazla bilimsel bilgi üretiyoruz. Evet. Bütün bunları yaptığımız zaman ama insani sağ yani bu sağduyusal ondan sonra metafiziksel veya felsefi bilgilerin bilimsel tarafından matematiksel ve deneysel boyutu çok önemli bilimsel bilginin. Şimdilerde giderekten matematiksel boyutun eskiden matematiksel boyutu matematiksel değil, işin içerisindeki en önemli boyut olarak kabul ediliyordu. Ama teknolojinin ortaya çıkması, onun dışında işte matematik denilen şeyin de tanrısal bir varoluş biçimi olmadığını, matematiğin bir icat olduğu şeklindeki yaklaşımımızın ağırlık kazanmasıyla birlikte de giderek deneyselliği ve gözlemi plana çıkarmaya başladık ki bunların hepsini bir arada ele alaraktan en son varacağımız konu da herhalde holistik bilgi dediğimiz her tür yaklaşımın bir arada duruma göre hangi alanda yaptığımız çalışmaya göre bir sınıflama yapacağımız döneme geleceğiz diye onu da beşinci tip olarak yerleştirdim ve bir daha sayayım. Sağduyusal aşama bilginin tarihsel gelişimindeki aşamalar olarak metafiziksel aşama, matematiksel aşama, deneysel aşama ve holistik aşama diye böyle sıralamış olayım. Beşli bir adım. Bilgi çeşitleri nelerdir diye baktığımız zaman da malumat, biraz Türkçesinde kullanılan sözcüklerden hareketle bunu anlatayım istedim. Malumat sağduyu bilgisinin kendisidir. Enformasyon verilerin biraz daha değerlendirilmiş, onu bir sıraya sokulmuş, içsel hale getirilmiş veriler olmuş oluyor. Marifet ise beceri bilgisidir Türkçemizde. İlim denildiği zaman da dinsel bilgi kastedilir. Hikmet ise dinsel felsefedir. İrfan denilen şey de kültürel bilgidir. Böylece Türkçe'de kullanılan sözcükleri, bu alandaki sözcükleri de sizin için bulup çıkarıp aktarmış oldum. Başka ne anlatabilirim diye baktığımız zaman bilginin döngüselliği diye bir olay var. Yani nereden başlıyoruz? Mesela atıyorum bir diyoruz sadece de düşünüyorum şeyi, bir düşünceyle dediğimiz bilgini. Ama bunu doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Bir şey düşünüyoruz. Islamlamayla biliyoruz. Ondan sonra bunu deneyselliği olup olmadığına bakıyoruz. Var mı? Biraz da matematik katıyoruz. Böylece bilimsel bilgiye ulaşmış olabiliriz burada. Ama her zaman emin olmamak gerekir. Çünkü şüphecilik bilginin ilerlemesi, bilimsel bilginin ilerlemesi de çok önemlidir. Sonra diyoruz ki bunlar görünürlüğünün bir bakıma bizim için şeyi bile görünmeyene bakmaya da çalışıyoruz. Ki nedir mesela? Şu anda biliyoruz ki bilimde karanlık madde diye hiç görünmediği, hiç elde tutulmadığı bir şey olmadığı halde onun basit bir endirekt varlığından araştırmaya başlıyoruz. Sonra tekrar onlarla bir kanıtlanma olgular ve deneyselle olguların deneyselle kanıtlanmış hali için çalışıyoruz ki bu cisimleştirilmiş cismani olgular şeklindeki durumları yaratıyor bize. Sonra da fiziksel olgular tekrar matematiği sokuyoruz. Böyle bir döngüsellik içerisinde yürüyen, hareket eden bir bilgi döngüselliği vardır. Bunlar nedenli yararlıdır şüpheyle tekrar tekrar üstünden geçerekten bir şeyleri biz kendimizi emin olana kadar üzerinden geçerekten bilgiyi sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Şüphe ederek ve yeniden ele alarak da. Bilgi edinimi sürecinin aşamalardan da bahsedeyim. Tabii ki ilkin bir özne nesne ilişkisinden doğan bir anlatım buna algı. Algılama yetisi diyoruz. Algılama yetisi konusunda bir bilgi oluşuyor ki bu da ikiye ayrılır. Normal bir bilgi ve holistik olarak veya geçtak bilgisi diyebileceğimiz farklı bir boyutta da bunu değerlendirmemiz mümkün. Geçtak bilgisinden holistik bilgiye geçiş yapmak mümkün. Ama diğer basit olarak alınmış ve kaydedilmiş bilgiden bilgiyi değerlendirerekten holistik bilgiye geçiş olmak pek mümkün gözüküyor. Ne oluyor sonra bu bilgi?
Bir belleme yetisiyle biz bunu kayda geçiriyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Doğrulama yetisiyle biz bunu doğruluyoruz kendimiz için. Ardından da bunu analiz ediyoruz. Analitik düşünce tarzı burada devreye giriyor. Sonra da sentez yapıyoruz. En sonunda tekrar bir holistik olarak o sentezden çıkarım yapıyoruz. Evet. Şu anda toplam olarak 25 dakika onu anlatmış oldum. Bilgiye dair bir spekülasyonu şu anda yapmasam daha iyi. Çünkü çok zaman aldım. 25 dakika doldurup bunu başka bir zaman başka bir şekilde sohbetimize aktarırız. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım böyle. Şimdi diğer katkı yapacak arkadaşlara davet ediyorum. Ateşem Bey herhalde hazırlandı. Bir şeyler söyleyecek. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Teşekkürler Mustafa. Bilgi çok karmaşık bir konu. Yani karmaşıklığı çok çeşitli boyutlarda incelenebilir. Gayet güzel güncel anlamda bir sınıflama, değerlendirme yaptın. Ben biraz da bilginin fizik anlamında özelliklerine değinmek istiyorum. Bilgi için ilk başta Laplace'ın şeytanı biliyorsunuz. Laplace'ın şeytanı son derece akıllı, her şeyi bilen bir şeytan. Eğer öyle bir anlayış olsaydı, bugün evrenin her parçanın davranışını, momentumunu, yerini, konumunu bilirsek evrenin geleceğini tayin ederiz. Yani evren deterministik bir evren olurdu. Bütün bilgiler de vardı. Ama bilginin özüne bakarsak, yani bilgi nedir diye bakarsak, özür dilerim, temelli olarak düzenliliğe dayalı bir kavram gibi görülüyor. Yani bir düzeni ifade etmesi anlamında bir bilgi özelliği ortaya çıkıyor. Mesela DNA moleküllerinin düzeni bizi biz yapan gerekli bilgiyi içerir. Yahut İnternet üzerinden akan sıfırlar birler şu an bizim Zoom üzerinden iletişimimizi sağlar. Yahut bir kelimeyi oluşturan harfleri bir araya koyarsanız anlam, bilgi çıkar. Fakat bilginin iki uçta çok farklı özelliği var. İki uç derken bilgisi sıfır bilgi ve sonsuz bilgiden bahsedilebilir. Eğer bilginin mesela Shannon bilgi konusundaki büyük bilim insanı bilginin daha doğrusu metnin anlamlı olduğu ama bu anlamları metni eksiltsen de yani sıkıştırsan da anlamını kaybetmeyeceğini söylüyor. Hatta İngiliz alfabesinin %75'i redundant, gereksiz, çıkarılabilir, çıkarıldığında da anlam bozulmaz diye ifade eder. Ama siz mesela şeyde WhatsApp'ta falan da bugün kullanıyoruz. Çok basit olarak uzun uzun yazmıyoruz. For you falan derken işte 4Y diyor falan anlaşılıyor. Her şey kısaltılıyor yani. Böyle şeyleri görebilirsiniz. Çok uzun metinleri yamuk yumuk yazsalarda, eksik yazsalarda tam anlamıyla okuyabiliyorsunuz. İşte burada sıkıştırma yapıyoruz. Yani saf bilgiye doğru gidiyoruz. Saf bilgiye gelindiğinde artık o metni daha fazla sıkıştıramıyorsunuz, anlam kaybediyor. Buna bilginin saf bilginin rastgeleli yani random olduğu, rastgele olduğu dolayısıyla fizik olarak da entropinin karşılığı olduğu anlaşılıyor. Yani bir metni sonuna kadar sıkıştırıp artık anlaşılmaz hale gelene kadar aratırsanız elinizde kalan metin tamamen rastgeledir. Tamamen rastgele olması da entropinin tarifidir. Yani bilgi arttıkça entropi artıyor anlamına gelir. Tabii burada sıkıştırma işi mümkün olmadığında
bazen bu işte aşırı gidildiğinde anlam yitiriyor, anlam ortadan kalkıyor demiştim. Mesela bir şey düşünün, bir dijital seri 0 0 0 0 hep gidiyor 0 diye. Böyle bir bilginin hiçbir böyle bir dizinin, serinin hiçbir bilgisi yok. Çok kolayca açıklarsınız. Hepsi sıfır dersiniz, iş biter. Entropisi çok düşüktür. Yani düzenlidir. Ama öte yanda bir televizyonlu ekranını düşünün. Sinyal gittiğinde hışır hışır bir sürü beyaz noktalar görürsünüz. White noise, beyaz gürültü. Burada bilgi korkunçtur. Entropi de çok yüksektir. Ama anlam vermez. Bir şey ifade etmez bizim için. Bilgi olarak bir değeri yoktur. İşte bütün bunların arasında en belirliden, en belirsize arada bir yerde biz bilginin anlamını ve onunla beraber yaşamın ta kendisini buluyoruz. Yani siz pikselleri mesela biraz daha küçülttüğünüz zaman resim netleşmeye başlar. İşte o bilgi ortaya çıkmaya başlanıyor. Müzikte, işte şiirde, hatta bilimsel düşünce bile bu sıkıştırma sayesinde oluyor. Einstein'ın evreni anlamak için bilgilerini sıkıştırması, anladıklarını sıkıştırması, işte mc kare yahut görelilik gibi basit bir denkleme dönüştürmesi meselesi aynı şey. Dolayısıyla anlam arayışı son derece önemli. Bu anlam arayışında bizim çok bilgimiz var. Yani bilimsel olarak biz işte elmanın neden düştüğünü, güneşin etrafında dünyanın neden döndüğünü, güneşin evrende döndüğünü, galaksi vesaire bütün bunları görebiliyoruz. Ama bu süreçlere geldiğinde biz sanki evrenin geleceğini bilim yoluyla bulabilir miyiz? Tamamen tanımlayabilir miyiz? Anlam verebilir miyiz? Sorusunu da beraberinde getiriyor. Yani evren tamamen öngörülebilir olur mu? Bir saniye için ya bir ara için şeyi düşünelim tekrar. Laplace'ın her şeyi bilen şeytanını. Bu şeytana göre evrende her şey biliniyor. Dolayısıyla bilgi sabit. Ama biz termodinamiğin ikinci yasasıyla biliyoruz ki entropi sürekli olarak artar. Entropi bilgiye eşit olduğuna göre burada bir çelişki var. İşte bu çelişkide deterministik bir dünyanın, evrenin olmadığı, dolayısıyla entropiyle her şeyin değiştiğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani evrende entropi arttıkça bilgi artıyor. Peki bu kadar çok bilgi nereden geliyor sorusuna bakıldığında bazı tahminler kuantum mekaniğinden geldiğini söylüyor. Biliyorsunuz kuantum mekaniği son derece mükemmel, başarılı olsa da sadece bir olasılık teorisi özünde. Mesela bir elektronun yerini belirleyemiyorsunuz. Çünkü dalga özelliği var. Ama ne zaman ki ölçüm yapıyorsunuz, elektron şurada diyorsunuz, o bilgi oluyor. İşte kuantum dünyasından bu şeyin bilginin çıkması çok azmış gibi görünse de aslına bakarsanız evrenin ta kendisi kuantum fiziğinden ya kuantum mekanik dünyasından, mikro dünyadan besleniyor olabilir. Çünkü kuantum fiziğinde en büyük problem bilgiyi daha fazla sıkıştıramıyorsun. Sıkıştırma imkanı yok çünkü her şey olasılık. Elektronun yeri belli değil, dalga. Dolayısıyla evrenin entropisini artıran bu kuantum ölçüleri yani bilgi parçacıkları olabilir demek. Belki işi hafife almak gibi olabilir ama aslında şöyle bir şey de var. Kocaman, devasa bir evren küçücük atom altı parçacıklardan nasıl beslenir diye bir soru akla gelebilir. Ama düşünün ki evrenin ta kendisi sistemler, biz, sen, her şey bütün sistemlerde
büyüme doğrudan doğruya başlangıç koşullarına hassasiyetle başlar ve ondan sonra devasa boyutlara varır. Yani mikro bir, çok küçük bir başlangıç koşulundaki etki devasa evren boyu fırtınalara vesaire büyük şeylere neden olur. Dolayısıyla bu hatta siz, biz vesaire özgür irademiz bile beynimizdeki kuantum olaylarından ya da termodinamiğin ikinci yasası olan entropiden kaynaklanıyor olabilir. Yani kısaca sonuç olarak geleceğin belirsiz olduğu ama bilgiyle bazen belirli bazen rastgele olduğu bir evrende yaşadığımız görünüyor. Peki, teşekkür ederiz. Yaşanan karmaşıklık boyutuyla olayın nasıl ele alınacağına dair daha önceki çalışmalarının bir yansımasını dinledik. Karmaşıklığa giderken bilgi nasıl oluyor, nasıl daraltılıyor? Tabii açık söylemek gerekirse ben de sıkıştırma yapıyorum biliyorsun. Çünkü kare kağıtlara doldurmaya çalışıyorum. Onun için Anlamını kaybetmeden. evet. Onun için gerek şey yapılmış hali, sıkıştırılmış hali, ben çok çerçeve lafını kullanıyorum, bilmem herkes anlamıyor. Çünkü ne kadar sıkıştırırsan o kadar çok az yer kullanıp o kadar hızla aktarma. Ama tabii buradaki sözcüklerin, benim kullandığım sözcüklerin alıcı tarafından da bilinmesi halinde iletişim sağlanmış oluyor. Ama şu anda benim anlattıklarım giderekten yazıya dökmeye başladı. Çünkü anlaşılması zorlaştı veya da anlaşılmıyor şeklinde çok itirazlar gelince ben de geniş anlatma şeklinde. Benim kitabım da öyle. Kitapta da bir sıkıştırılmış hali. Ne anlamda? Kavramlar bazında. Sıkıştırılmış bir kitap yazdık. O okuyan anlaşamıyor. Neyse o da büyük bir problem. Demek ki ortam şeyi, sizi sınırlıyor anlamına gelen bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Atilla Bey'in aktaracağı şeyler var galiba. Buyurun. Ben dinlerim. Evet, selamlar. Gerek Mustafa'nın gerekse Ateşem'in anlattıklarını çok iyiydi. Güzel bilginin tarihçesi vesaire falan. Ondan sonra artı bilgiyle ilgili. Ben biraz bilginin felsefi yönden şey yapacağım. Şimdi bilgi felsefede rasyonel bilgi. Ondan sonra idealist ve görgül bilgi olarak şey yapar. Ve uyuşum da bir şey yapar. Yani o ortak bir kabullerle şey yap, kabul edildiği zaman o bilgi mahiyetinde şey yapar. Çünkü gerçeklikle uyumlu olması şey yapar. Ama sorun şu, evrende her şey değiştiği gibi bilgi de değişiyor. Ve bilgi bizim düşünce dünyamızda, gerek düşünce dünyamızda gerekse de bilgi şeysinde, bilgi kavramlarımız genişledikçe ve evreni anladıkça, zamanı anladıkça bütün bu kavramlar hepsi beraberinde değişiyor. Karl Popper zaten bilgi konusunda yani ondan sonra çünkü deneysel bilgi ile bağlantılı olarak ondan sonra yanlışlanması gerekir. Yanlışlanmadıkça o bilgi değildir. Yani dogmatik bir nitelik taşır. Sürekli olarak kendini tekrarlar. Zaten dogmatik zaten kendisini sorgulatmayan bir bilgi mahiyetinde bir şeydir. Dolayısıyla bilgi sürekli olarak değişmek durumunda. Şu ana kadar da öyle geldi zaten. Şimdi ben biraz da şeye geçeceğim. Uzay ve zaman konusuna geçeceğim. Zaman şimdi bizim Newtonyen bir düşünceyle biz hep düşünceye zamana baktığımız zaman artı ondan sonra şey entropi düşüncesiyle baktığımız zaman lineer olarak, tersinmez olarak aktığını düşünüyoruz. Hep böyle akıyor görünüyor. Halbuki doğada zaman döngüsel, mevsimsel olarak kendisini tekrarlayarak artı bizim düşünce dünyamızda da, beynimizde de zaman tekrar döngüsel bir nitelik taşır. Yani biz gelişsin geriye tekrar düşüncelerimizle dönüş yapabiliriz. Tekrar eski yaşanmış olayları tekrar canlandırır ve tekrar
Evet. Atilla Yani bir çok takım ülkeler doğar, büyür ve ölürler. Yani medeniyetler de böyledir ondan sonra. Peki şeye geldik. Zamanın bir de uzay boyutuna geldik. Şimdi görecelik teorisinde ondan sonra biz zaten zamansız uzay olmaz. Çünkü zaman durdurur, uzay da donmuş olur. Ve hiçbir şekilde şeysi kendini ifade edemez. Zamanın varlığı uzayın varlığını ortaya çıkartır. Yaşamı ortaya çıkartır. Dolayısıyla zamansız uzay diye bir şey olmaz. Dolayısıyla dört boyut bir kere o şey gerekli. Ama sorun şurada yatıyor. Biz zamanı hep uzayda da lineer şey yapıyoruz. Peki şu anda bizim uzaydaki zaman ufkumuz ne kadar? 100 milyar yıl. 100 milyarlık yılı biz en ilerideki yıldızları şeyini görüyoruz. Ve biz o yıldızların geçmişteki görüntüsünü görüyoruz. Bugünü görmüyoruz ki. Biz geçmişteki görüntüsünü görüyoruz. Ve bir şey daha var. Biz uzayda uzay biz bir şey gibi homojen bir yapı gibi şey yapıyoruz. Halbuki o uzayın yapısı görecelik teorisinde de şey yapıldığı gibi bir şey amorf bir yapı. Yani onu da biken şey yer çekimi. Gerek şey yıldızlar gerek ondan sonra kara delikler falan vesaire falan hepsi bir uzayı büküyorlar. Uzayı büküyor zaman siz mesela ondan sonra bir yıldızın arkasındaki bir cismi bile ondan sonra görebiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Yani mercek etkisiyle yıldızın arkasındaki olan yıldız görünebiliyor. Bunlar Einstein de ifade etmişti. Daha sonra 1920'lerde falan da bu da ispat edildi, gözlendi. Ve aynı şekilde zaman da şey sizin o yıldızı şeyin ne yapmış oluyor? Ondan sonra zaman kavramı kısalıyor veya uzuyor. Şimdi biraz da şey olan noktalarda çekim gücü çok yüksek olan noktalarda ondan sonra şeyin zaman da yavaşlıyor. Yani hızın arttığı yerlerde zaman yavaşlıyor. Karanlık madde ve karanlık enerji dediğimiz ki uzayın bizim yani evrenin oluşumunda önemli yapılardan bir tanesi bu karanlık madde ve karanlık enerji. Karanlık madde olmadığı zaman uzayın içini bir boşluk olarak hiç yapamıyorsunuz. Bir boşluk olarak tarif ettiğiniz zaman içindeki cisimlerin sağa sola savrulması vesairesi falan. Hepsi aslında belli bir bütünlük içinde duruyorlar ve yapıları var. Ve sadece karanlık enerji etkisiyle de bir genişleme sürekli olarak devam ediyor. Böyle bir şeyin içinde, uzayın içinde sürekli titreşen kuantum dalgalanmalarıyla bu şeyi, uzayı anlamaya çalışıyoruz, zamanını anlamaya çalışıyoruz ve her şeyi fix etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim bilgi dediğimiz şeylerde sürekli olarak bizi yenilemek zorunda kalıyoruz bilgi kavramlarımızı ve şeylerimizi. Dolayısıyla bu değişim sürekli bizi olayları takip etmeye, anlamaya ve yenilemeye tabi tutuyor. Bu açıdan bu şey yani yaşamın kendisi ve bilgi konusu artı diğerleri hepsi sürekli olarak değişim içinde. Biz de bu değişimin içindeyiz. Biz de değişmek durumundayız. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, teşekkür ederiz. Değişmeyen tek şey değişimdir şeklinde bir sonuçla bağladı Atilla.
Şimdi herhalde Metin Aslan'ın söyleyeceği bazı şeyler vardır diye düşünüyorum. O da eğitim ve sosyal boyut ağırlıklı olarak bize biraz zamanı anlatır. Sesim geliyor herhalde, değil mi? Şimdi olur yani, ben de insanı, daha doğrusu bireyi doğrudan ilgilendiren yönüyle ilgili birkaç şey söylemek isterim. Ama önce yani hem senin hem Ateşan Bey'in hem de Atilla Bey'in anlattıklarıyla ilgili bir iki husus var. Bununla ilgili kısa böyle aklıma takılan şeyleri söylemek istiyorum. Yani bilgiyi tarif ederken işte irfandan bahsettin. Bu bana şeyi düşündürdü. Yani kavramların içini doğru bir şekilde doldurmanın ne kadar önemli olduğunu düşündürdü. Çünkü biliyorsunuz meşhur bir sözümüz var, Anadolu irfanı falan diye. Tam cehaleti övgü anlamında kullanılıyor irfan kelimesi. Dolayısıyla kavramları doğru yerli yerinde kullanmak ne kadar değerli, ne kadar önemli, bir bunu düşündürdü bana. İkincisi, zamanla ilgili konuşurken işte zamanın bükülebildiğinden, hıza bağlı olarak yavaşladığından falan bahsedildi. Bunu biliyoruz işte Einstein'ın görelilik kuramına, teorisine uygun olarak ispatlanmış bir bilgi de aynı zamanda. Her ne kadar tevatür olarak işte zamanda yolculuk konusu falan da konuşulsa bile henüz şeyden çok emin değiliz ya da bilmiyoruz böyle bir bilgiyi. Bunu bir soru gibi de düşünebiliriz. Belki Ateşan Bey'in bu konuda söyleyecekleri olur diye söylemek istedim. Hala her ne kadar bu zaman, uzay zaman kavramı ile ilgili bildiğimiz bir takım bilgiler vesaire falan olsa bile hala kuvvetli bir kanaat zamanın tersinmez olduğu yönünde. Dolayısıyla hani yavaşlasa, bükülse, hızı değişse, uzayın farklı bölgelerine göre değişse bile zamanın akışının hala lineer yürüdüğünü, dolayısıyla determinist bir akış olduğunu düşünmek mümkün bugünkü bilgilerle. Böyle baktığımız zaman da ilginç bir durum. Yani şey tevatüre mi dönüyor? Hani zamanda yolculuk ve zamanın tersinmezliği ilkesi arasındaki ilişki nedir? Onu merak ediyorum. Bunu soru olarak kenara bırakmış olayım. Bilgi konusu konuşulurken de işte Atilla Bey şeyden bahsetti, hani felsefi boyutuyla ilgili. Her ne kadar hani bize şey söylense bile, hani bilimsel bilgi ve felsefi bilgiyi birbirinden iyi ayırt etmek gerekir diye söylense bile şey de aklıma takılmıyor değil. Yani mesela bilimde, örneğin fizikte düşünce deneyi dediğimiz bir takım kavram, olaylar var. Yani düşünce deneyine dayalı olarak çok önemli bir takım kuramlar ortaya atılmış ve bunların bir kısmı da ispatlanabilmiş. Dolayısıyla felsefi bilgi ve bilimsel bilginin birbirini beslediği ya da birbiriyle etkileşim kurduğu yer burası mıdır diye böyle bir soru da ortaya koymuş olayım. Yani bunu da merak ediyorum. Gelelim şeye, yani kişiyi ilgilendiren boyutuna. Önce şundan bahsedeyim. Yani çok detayına girmeden spot şeyler, başlıkları olarak söyleyeceğim. Ben uzun yıllar hem çalıştığım kurumda hem de işte genele yönelik olarak etkili zaman yönetimi ya da işte zamanı doğru kullanmak ya da yaşam yönetimi adı altında çeşitli seminerler verdim. İşte yöneticilere, çalışanlara ya da talep edenlere. Burada hani ilginç bir isimden bahsedeceğim. Bu konuyu bireysel gelişim konusu olarak tetikleyen insanlardan bir tanesi Amerikalı Alan Dakin diye bir adam var. İşte 70'li yıllarda falan ilk kitabı çıkmış. Daha sonra başka yine çok satan bir kitabı daha var. Ama bu ilk yazdığı kitap 3 milyonun üzerinde satmış. Ve gördüğüm kadarıyla ya yani ben uzun yıllar bu konuda ciddi bir ne diyelim literatüre de hakim oldum. Yani çeşitli farklı yöntem ve tekniklerle yapılan eğitimlere, farklı işte felsefi temelli kişisel gelişim konularını
öğrendim, uyguladım, anlattım. Ama gördüğüm kadarıyla bu işin başlangıç noktası bu adam ve önemli katkıları olmuş. Ve onun görüşleri üzerinden hala bu süreç devam ediyor. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse hiç detayına girmeyeceğim. Örneğin zaman matrisi diye bir konu hala günümüzde kullanılıyor. İki boyut var zaman matrisinde. Herhangi bir iş, herhangi bir aktivite, faaliyet ya da insanın yaşamından zaman alan bir konu acil olabilir veya olmayabilir. Bir de önem kavramı var. Yani o yapılan iş, o yapılan faaliyet önemli olabilir, önemli olmayabilir. Dolayısıyla bu dört boyutta insanların yaptığı ya da nasıl bir hayat yaşadığı bu dört matriste irdelenebiliyor. Doğal olarak hani buna baktığınız zaman ya hayatı acil veya değil ama önemli olan kısımda yaşamak gerektiği bir genel geçer bilgi olarak söylenmekle birlikte çoğu insanın ya da şöyle diyelim yani hayatını iyi yaşayamayan, hayatını iyi yönetemeyen milyonlarca insanın çizginin altında yani önemli olmayan ama acil ya da acil olmayan işlerin peşinde koşturarak hayatı geçirdiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla Alan Rankin'in bu anlamda önemli bir katkısı var. Ondan bahsetmek istedim. İkinci konu yine bir analiz metodu geliştirmiş 70'li yıllarda. Bu işte yanlış aklımda kalmadıysa işte Harvard dahi çocuklarından birisi. Kendisi orada da okumuş. Başka üniversitelerde var ama ABC analizi diye bir analizden bahsediyor. Bu da yine yapılan herhangi bir işi veya herhangi bir faaliyeti ya da kullanılan bir zamanı bir analize tabi tutmak. İşte A en önemli olan, en çok değer yaratan, en çok fayda, yarar sağlayan işler, konular vesaire genişletebiliriz. Zaman alan işler. B daha orta seviye. C'ler de mümkünse yapılmaması gereken işler. Böyle baktığımız zaman da yine hayatı iyi yönetme, zamanı iyi yönetme anlamında önemli bir yaklaşım görünüyor. Bunları zaman zaman pazarlama yöntemi taktiği olarak işte dönemin ünlü isimlerine atfederek de bu kavramları geliştiriyorlar. İşte çok kullanılan şeyler ben hiç karşılaşmamıştım ama geçenlerde bir baktım. Mesela bu zaman matrisini yani önemli ve işte önemli değil, acil acil değil falan dediğimiz o dörtlü matrisi işte Amerika'nın eski başkanlarından Eisenhower'a atfediyorlar. Sanki o geliştirmiş gibi. Ben hiç karşılaşmadım. 30 yılı aşkın süre bu konuda eğitim verdim ama insanlar böyle süsleyip bunu bilgiyi iyi paketleyip satabiliyorlar. Sizin tam o gereksiz dolgu dediğiniz konu gibi geliyor bana. Bir diğer konu da şey mesela Benjamin Franklin'in ki bu ben de katılıyorum bu düşünceye. Zamanını iyi yöneten ve örnek gösterilecek insanlardan birisi olarak lanse edilmesi konusu. Hatta onun adına bütün dünyada satılan işte Franklin ajandası diye bir ajanda vardı. Bir dönem çok meşhurdu. Ama o yöntem ve metotlar hala günümüzde geçerli. Yine Alan Lakin'e dönecek olursak bir başka bahsettiği önemli kavram da zaman tuzakları konusudur. Zaman tuzakları konusu insanların herhangi bir alanda ne yapıyorsa yani akademik bir faaliyet olabilir, üretim faaliyeti olabilir veya hayatı yaşamak anlamında olabilir. Bu zaman tuzakları insanların hayatını daha iyi yaşamasına engel olan başlıkları oluşturuyor. Alan Lakin bunu üç başlıkta toparlamış. İşte örneğin kurumsal anlamda hangi kurumun hangi yapının içinde bulunuyorsanız bundan kaynaklanan engeller, kişinin kendisinden kaynaklanan zaman tuzakları engeller ya da yapılan işle bağlantılı olan şeyler. Bunları da uzun yıllar uluslararası takip etmiş. Yani istatistiksel olarak en çok zaman tuzaklarına yakalanan konular hangileri? Hangi ülkeler daha çok bu zaman tuzaklarını yaşıyorlar falan diye kültürlere bağlı olarak da bunu takip etmiş. Birkaç örnek vermek gerekirse ben de hani Şecam'da çalıştığım yıllarda bu konuyla ilgili ciddi bir takibat içindeydim. Özellikle yöneticilere yaptığım eğitimlerde onlara uyguladığım bir takım anketlerden elde ettiğim bilgileri kullandım ve bir sonraki eğitimde güncelleyerek kullanmıştım. Örneğin kurumsal önemli zaman tuzaklarından bir tanesi planlama eksikliği. Yani doğru planlama yapamamak. Bu neredeyse işte tüm dünyada
yaygın ilk beşte yer alan tuzaklardan bir tanesi. Bazı ülkelerde birinci sırada. Sanırım bizim ülkemiz böyle. Yani planlamayı doğru yapamamak. Bir diğer kurum içi, yani daha böyle yapılan işle bağlantılı tuzak toplantılar. Yani toplantılardan başka şeye zaman bulamamak. Yine bu da çok yaygın bir hastalık, çok yaygın bir tuzaktı. Kişisel anlamda baktığımız zaman da örneğin işte erteleme hastalığı ya da erteleme alışkanlığı gibi örnekler verilebilir. Burada keseyim isterseniz. Yani her biri uzun uzadıya konuşulabilecek ama sonuç olarak zamanı nasıl yaşayacağımız, hayatı nasıl daha etkili ya da etkisiz hale getirebileceğimizle ilgili zamanın böyle bir boyutu da, kişiyi ilgilendiren böyle boyutları da var deyip kapatıyorum konuyu. Teşekkür ederiz. Eğitim aslında alınan bilgiler konusunda arkadaşlarımızın herhalde şeyi oldu, bilgilenmesi oldu. Gerçekten o zaman matrisi konusu olsun, zamanla ilgili diğer ajandaki planlamak için, zamanı planlamak için yapılacak şeyler olsun. Önemli şeyler. Ama Türkiye'de bu işin çok zamanda olduğumuz konusunda garanti verebilirim. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yavuz Bey herhalde bazı şeyler soracak veyahut da aktaracak. Buyurun Yavuz Bey. Hocam ben klasik olarak yani bugünkü Türkiye'nin halini görüyoruz. Siyaset yasak konuşmamızda. Ancak ülkemizin bugünkü hali yani tabii ki Metin Bey'in söylediği gibi planlama yok, toplantılar, erteleme, birçok kayıplar, sebebiyetler var. Ama sunuş şekli, sahte bu retorik denen bilgilerin sunulması da insanlığı veya işte toplumumuzu bu hale getiriyor. Bu yönde bilimsel bilgi vermenin dışında herhalde topluma hitap etmemek lazım, değil mi? Yani bu aklıma bu geliyor. İnsanları doğru yöne yönetmek, faydalı olabilecekleri yöne götürmek, sanayide bile faydalı sonuçlar alabilmek, üretimin doğru dürüst olabilmesi için herhalde sağduyudan başlayıp ama bilimselliğe doğru gelmek şart gibi geliyor bana. Bilmiyorum hocam, yani zaman konusunda zaman, hadi deriz ya gel iki el tavla atalım da biraz zaman öldürelim. Halbuki zamanı öldürmüyoruz. Zaman bizi öldürüyor, farkında değiliz. Gibi ne diyeyim bilemiyorum hocam, fazla bir ben zamanımı çok iyi değerlendiren biri değilim. Daha doğrusu zaman bana yetişmiyor. Ha, öyle diyeyim. Zaman yetmiyor. Her seferinde gece ikilerde yatıyorum. Neden acaba? Belki bilgisizliğimin sonucu olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yavuz Bey'in zamanına yaklaşımı ve de toparlamasına dikkat ederseniz çok iyi yapıyor. Çünkü bana sorarsanız en çok zamana ihtiyacı olan arkadaşlarımızın başında geliyor. Gerçekten o hafta sonunda gönderdiği şeyle uğraşmasını ben zannederim hayretler içinde görüyorum. Ama açık söylemek gerekirse Türkiye için biraz fazla wording denilen olayın fazla olduğu ve de onu retorik diyor ona. Bizim insanımız gerçekten çok konuşuyor. Ben hiç mesela televizyon hiç seyretmiyorum. Yok benim elim. Ben o döneme geldiğimden beri sadece YouTube üzerinden olaylara bakıyorum. Kendimi seçtiğim. Televizyon yok. Hiç ayakkabı almadım. Kimse de bana artık televizyon aldıramaz. Ama 2 günlüğüne Çanakkale'deydim arkadaşlarla. O arada salonunu bana yatak odası olarak verdiler. Bir ara sabah erken kalkınca sonra 6'da 5'te kalkıyorum ya. Açayım şu telefonu, televizyona bakarım dedim. O arada işte daha önce iki programı açıldı. Zaten bir sürü düğme var üzerinde. Açtım, orası çıktı. Show TV'de bir program. 4 tane kadını konuşturan bir tane işte şey var. Sunucu var. Sürüyor. Herkes bir arada konuşuyor ya diyor kimse. Hiçbiri birbirini dinlemiyor bak. Açık söylüyorum. Dört Evet. kadın bir arada konuşuyordu. İnanır mısınız? Hiçbiri diğerini dinlemiyordu. Sadece konuşuyorlardı. Wittgenstein'in bir lafı var. Eğer diyor bilgin yoksa zaten konuşma kardeşim. Sus. Kürt altındır anlamına geliyor. Bizde konuşmak elmas noktasına getirilmiş bir durum. Maalesef böyle bir Türkiye var. Onu bu arada aktarmış olayım.
Ve de Ayşe Hanım'a söz vermek istiyorum. Buyurun Ayşe. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yararlandım bilgilerinizden. Özellikle Ataşan Bey'in yorumlarından ama her birinizin anlattıklarından. Ben de size sağlığınızla da ilgili olabilir. Yeni yapılmış bir web sitesi, biyokimya ve gıda mühendisi tarafından yapılmış. İçinde de 3 tane yazı var sağlıkla ilgili ve o kadar enteresan moleküller her 3 yazıda da gıda sektöründe neler yapıyorlar. Bu anlatılmış. Belki ilginizi çeker okursunuz diye o web sitesinin adını söylemek istiyorum bilgi olarak. Teşekkür ederiz. Myfoodconsultant.com. myfoodconsulting.com. Evet. Evet. Herhalde. İlginç. Özellikle Mustafa senin ilgini çekecek diye düşünüyorum kimya ve gıda ile ilgili ama hepinizin çeker çünkü hepiniz düşünmeyi ve araştırmayı seviyorsunuz. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de bu hafta sonu Oksijen gazetesini almışımdı. Onun şey kısmı var, sağlık kısmı var. Yemeğinin sağlığımıza psikolojik boyutuyla nasıl etki ediyor diye bir bayan. Orada bir tane adam var sürekli olarak şeyde New York Times'te yazıyor. Onu tercüme ediyorlar, oraya koyuyorlar oksijenin içine. Ve de orada o kadın bir kitap çıkarmış. Yemenin psikolojisi, yani hangi şeyi yediğiniz zaman psikolojik olarak sizi nasıl etkileyecek olduğunu. Bir şey daha söylemek, eklemek istiyorum Mustafa, sözünü kestim. Temin unuttum. Bir arkadaşıma dün açtırdığımda yeni bir site olduğu için hani hemen açılmayabiliyor, güvenilmez falan diyor ama benim dünyada en çok güvendiğim insanın yaptığı bir site, oğlumun. Dolayısıyla güvenilir bir site. Vah, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, devamında sorularım tabii Talip'e de gelecek. Talip ne diyor acaba, bir şey söylüyor mu? Talip'ciğim buyurun. Talip Yılmaz. Sayın Yılmaz buyurun. Evet arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Zaman çok önemli olduğu için zamanınızı çalmak istemiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, bu da Teşekkür. zeka ürünü bir zamanla ilgili bir şeydi, ifadeydi. Evet, Ataman Bey buyurun. Şeyi açık sonra Nesrin Hanım var, Dursun Hanım var. Onlara da söylerim. Evet. Ben de Aç Talip buradan. Bey'in dediğini tekrarlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hanım buyurun. Sesiniz gelmiyor Nesrin Hanım. Herkese merhaba. Evet. Geliyor mu? Şimdi Tamam. geldi. Herkese merhaba. Bilgi de çok önemli. Ben de sizden gerçekten çok güzel bir şekilde ilgileniyorum sizlerden. Teşekkür ederim. Ayrıca harika bir sunumdu. Yani aydınlanıyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Gülsün Hanım buyurun. Teşekkür ederim hocam. Sunumlar hakikaten çok, konu da ilginç, sunumlar da güzeldi ama biraz dağıldık gibi. Ben şimdi hani konu başlığımız uzay zaman bağlamından kopmadan bilgiyi nasıl tanımlarız? Yani biz hep antroposentrik bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Şimdi işte hani Big Bang'e kadar gidersek, hani Big Bang öncesi içinde çeşitli senaryolar var. Yani orada da öncesinde de mevcut bir bilgi var mıydı? Yani Big Bang sadece bir enerji ve sonra belli bir oranda maddeye dönüştü. İşte belli bir şeyde de dünyamıza özgü bir canlı ve akabinde işte bilinç oluşumu. Yani biz burada bilgiyi acaba keşfediyor muyuz? Yani tam ifade edemedim aslında.
Mustafa telefonda açıklayayım istersen onu. Ha, sonuçta Yok. mevcut bilgiler var. Yani bir uzay zaman Big Bang'den bu yana kadar bir oluşan gerçeklik bilgiler ve Şimdi kendimizle ilgili. Yani biz bunları keşfediyor muyuz? Bilgi sadece bilincin bir ürünü müdür? Biraz bu bağlamda bakabilir miyiz acaba? bilinç bilginin bir türevi mi yahut meselesi mi dediğinde o biraz felsefi tarafa kaçıyor ama bilginin kendisi için entropi ile ilişkilendirmek lazım. Big Bang dedin. Big Bang'te entropi yok. Son derece düzenli. Bilgi de yok. Ben sana bilgiyi, Big Bang'teki bilgiyi açıklayayım. Sonsuz küçük, sonsuz sıcak, sonsuz bilmem ne. Bitti. Big Bang'i açıkladın. Ama Big Bang'ten bu yana geçen sürede 13,7 milyar yıl neyse ışık yılı o sürede biz evreni anlamaya çalışmak için devasa bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü entropik olarak Big Bang'ten bu yana her şey daha kötüye gitti, daha karmaşıklığa gitti. Ve bu karmaşıklığı açıklamak için de çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. O yüzden de yeni bir alana geldik. Bilgiyi nasıl tanımlayacağız, nasıl yöneteceğiz, nasıl anlayacağız? O yüzden de demin işte kuantum fiziğinden mi geliyor, insan zihninden mi geliyor vesaire uğraşıp duruyoruz Dursun. Evet. Şimdi arkadaşlar bu konuyu tabii sadece biz sormadı, sadece Dursun'a da sormadı. Vakti zamanında bu konuda Stephen Hawking'e de bir soru soruluyor. Diyor ki bilgi evrende kayboluyor mu, kaybolmuyor mu diye. Biliyorsunuz Maalesef. o meşhur bir çalışma yaptı Stephen Hawking. Sonra da kara deliklerin içerisine girerken bilgi kayboluyor mu, kaybolmuyor mu diye. Ve vardığı sonuç şuydu. Bilgi olay ufkunda kalıyor ve kaybolmuyor şeklinde bir sonuca vardılar. Entropiyle değerlendirme yaptı bunu. Başka türlü bir şekilde kara delik konusunda bir değerlendirme, bir fiziksel manipülasyon yapmak mümkün değil. Bir tek onu. Yoksa o singülerde bir şeyin olamayacağı tekil bir noktayla her şeyin olduğu bir durum tanımlamanız lazım ki Big Bang'ten şişme noktasından ve hatta daha sonra 3 dakikada şeylerin oluşumu aşaması var ki maddenin oluşumu aşaması var ki protonların mesela oluşumu o aşamaya kadar bilgi artıyor tabii. Her bir şu anda bilebildiğimiz atom altı parçacıkların hepsi oluşmuş oluyor. Ve bilgide bir artış var. Ama esas artışın genişleme olduğu zamandan itibaren oluştuğuyla ilişkili o da 10 üzeri eksi 32 saniyelik bir zaman içinde olan bir şişmeden bahsediyorum. O sırada bilginin ne olduğu konusundaki sorunun cevabı halen daha yok. Ama herhalde o konuyla ilişkili pek çok teori veyahut da formülasyon geliştirilecek. Biz de yavaş yavaş bilgileneceğiz. Ama bana sorarsanız bilgi esas insan tarafından yaratılan ve onun tarafından değerlendirilen bir şey. Ama doğada bilgi yok anlamına gelmiyor. Ama sosyal bilginin çok daha geniş olduğu kanısı var bende. Çünkü sosyal bilimler çok daha fazla bilgi biriktiren. Yani insan ilişkilerinde oluşan bilgi birikimi doğanın bilgi miktarından çok daha fazla. O konuda eminim. O nedenledir ki sosyoloji şeyle kıyaslandığı zaman fizik de çok daha zor bir bilim dalı. Sosyolojiyi o nedenle kolay tahlil edemiyoruz, kolay analiz edemiyoruz. Ve hatta biyolojiyle sosyolojiyi, hatta biyolojiyle fiziği birleştirirsek biyofizik, sosyal biyoloji dediğimiz alanlar tamamen çok daha karmaşık ki en sonunda karmaşıklığa kadar bizi getirir. O karmaşıklığı çözmeye çalışırken çok daha büyük problemlerle karşılaşıyoruz. Yavuz Bey, buyurun. Hocam, sosyal bilgi bilimsel midir? Değişebilir. Bir de bilimsel bilgi herhalde evreni çözmemiz olacak diye düşünüyorum. Var bu bilgiler. Ancak keşfedebilirsek, araştırırsak, çözebilirsek ne ala.
Bir şey daha söyleyeceğim. Görsellik bu işte çok önemli gibi geliyor bana. Yani bir atom mikroskobu olmasaydı belki atomu çözemeyecektik. Görsellik belki bilgilenmede faydalı bir parametre gibi geliyor bana. Yavuz Bey çok teşekkür ederim ama öyle bir sıralıyorsunuz ki biz birini cevaplandırmamız bile neredeyse 10 dakika 15 dakika alır. Neyse genelde şunu söyleyeyim ama ilginç bir soru olarak insanın edindiği bilginin %60'ı 70'i görsellikten geliyor. Az bir işitsellik bir kısmı var. Çok az bir miktarda dokunsallıktan geliyor. Yani insan bu şekilde aldığı için diğer araç kullanaraktan elde ettiği bilgiler de aynı kategori içerisinde olabiliyor. Ama matematiği kullanaraktan biz bilgi edinme biçimimiz de var. Mesela bakıyoruz ki Einstein'ın genel relativitesini yaparken matematiği kullanmıştır. Böyle az bir sayfayla genel görelilik teorisini ortaya atmıştır. Aynı şekilde kuantum fizikte Heisenberg belirsizliğini yaparken Heisenberg de aynı şekilde öyle ne diyelim o tür bilgi yaratım ve sezgisel bilgi bilgisinden diyebileceğimiz bilgi türü var. Neyse yani bunlar çok tartışılabilir, konuşulabilir güzel şeyler ama dediğimiz gibi bilgi en karmaşık boyutta olan bir nesnenin beynimizdeki temsili oluyor ve de bunu doğruluyoruz. İnanarak inancımız da olması lazım onun doğruluğunu. Ama bir de gerekçelendirmemiz lazım. Basit olarak biraz önce bilginin kaybolup kaybolmayacağıyla ilişkili olaraktan ne yapmıştı? Stephen Hawking entropiyi kullanaraktan entropinin ikinci termodinamiğin ikinci yasasını kullanaraktan matematiksel bir çalışmayla bilginin kara delik içerisinde kaybolmayacağı, oraya düşenlerin bilgisinin olay ufkunda biriktiğiyle ilişkili bir iddiada bulundu. Ha, doğru mu yanlış mı o ayrı mesela. Böyle bir çalışma yaptı. Başka neydi? Sorunuz Yavuz Bey. Hepsini sıraladınız da. Görsellik vardı hocam, ağırlıklı olarak. Görselliği söyledim. İki tane daha bir şey daha söyledim. Üç soru sordum. O anda aklınıza geliyor söylüyor. Siz de unutuyorsunuz. Peki Peki, tamam. peki hocam, peki. Evet arkadaşlar İsmail Bey'e söz vermek istiyorum. Herhalde oralarda diyelim istiyorum. Evet, teşekkür ederim Mustafa Bey. Esasında önemli ve güzel konular. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Burada tabii bilgi ile ilgili konular açılınca burada Erdal Arıkan'ın polar kodlama teorisinden de esasında bahsetmek belki önemli olacaktır. Burada Ateşen Bey'in tabii bahsettiği konular önemli. Yani verinin veya bilginin iletilmesi esnasında kayıplarla ilgili Shannon'un teorisi de tabii bunun belli bir oranda belirtiyor. Ben tabii bu konuda çok uzman değilim. Bu konuda bilmiyorum Ateşen Bey ne diyor yani bilginin iletilmesinde gürültüden dolayı kayıplarla ilgili sınırlar bunlar tabii tabiattaki veya yani kainattaki evrendeki bilginin iletilmesi esnasında bir kayıp oluyor mu? Çünkü bizim şu andaki bilginin iletilmesinde kayıplar var. Bu kayıpları en aza indirmek, gürültüden dolayı bu kayıpları düzeltmek için tabii teoriler geliştirilmiş. Tabii Erdal Bey de Erdal Arıkan da bu konuda hakikaten önemli bir katkı sağlamış durumda. 5G'nin altyapısının oluşturulmasında. Bu tabii önemli bir konu. Yani şu andaki teknolojik ilerleme açısından da önemli bir konu esasında. Bir de tabii şunu sormak istiyorum. Şimdi biz yani siz ben tabii tamamını dinleyemedim. Başta biraz geç katıldım. Hani entropi zamanın okudur diye bir hani bir şey söylediniz. Bu ilginç hakikaten ilginç bir şey konu. Şimdi zaman biz normalde zamanı bir değişken olarak skaler bir büyüklük olarak ele alıyoruz. Fakat zamanın delta t olarak zaman farkı olarak ele aldığımızda bu vektörel bir büyüklük olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla burada işte tabii şimdi entropiyi biz skaler bir büyüklük olarak biliyoruz. Bilmiyorum doğrudur yani inşallah dedim.
Ama entropinin farkını yani delta S veya işte ds olarak düşündüğümüzde entropide böyle bir durum yok benim bildiğim kadarıyla. Vektörel bir büyüklük haline gelmiyor entropi. Bu konuda bilmiyorum ne dersiniz ya da bu konuda bir şeyiniz, bilginiz var mıdır? Bunları açmak istedim. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar zamanımız doldu ama serbest kısımda bunları konuşmaya devam edeceğiz. Diğer Ayten Hanım olsun, Çetin Bey olsun onlara da söz vermek istiyorum. Şimdi kapanış yapıp serbest kısımda konuşmaya devam edelim. Evet, bugünkü toplantımızın da sonuna geldik. Kadıköy Düşünce Platformu'nu ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Toplantılarımız her cumartesi 15.30-17 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilmektedir.